Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Serhan. Yine bugün harika bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Amatör denizci dostlarımızın, denizciliğe yeni atmış, adım atmış olanların veya denizciliğe adım atmaya artık ramak kala durumda olanları bilgilendirdiğimiz, bilinçlendirdiğimiz kanalımızda yine güzel bir konuyla birlikteyiz. Teknemizde bir seyir planlama aşamasında veya hangi koylara gidelim nereleri gezelim diye düşündüğünüzde bu konularda size yardımcı olacak harika bir internet sitesi var bugün onu inceleyeceğiz tüm detaylarıyla size anlatacağım Hadi gelin birlikte inceleyelim Öncelikle Google Google sayfasını açıyoruz. Burada Google'a e, Cost Guide yazıyoruz gördüğünüz gibi. E, zaten en başta çıkıyor Cost Guide TR diye sitenin adı. Evet buraya girdiğinizde yukarıda gördüğünüz gibi keşfet marinalar tarihi yerler. Şöyle aşağı doğru hızlı bir şekilde inceleyelim. E, gördüğünüz gibi. Her konuda yani koylar hakkında, tarihi yerler hakkında harika bilgiler veren bir site. Keşfe Başlaya tıklıyoruz hemen. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar karşınıza e, Navionics haritası çıkıyor bu şekilde. E, burada haritaya zoomluyoruz sağ taraftaki artı ve eksi tuşlarından. Yine mesela klasik Marmaris bölgesine inceleyelim. Şöyle bakın Marmaris'e yaklaştığımız zaman gördüğünüz gibi size koyları bu şekilde gösteriyor. Ne yaptık? Gördüğünüz gibi o tekne resmi olan yerlerden birine tıkladık ve bize bölgeleri şu an gösterdi. Şimdi mesela şu kırmızı işaretlerden bakın ne diyor? Yeşilova Körfezi, Kadırga Burnu arası. Yani biz gideceğimiz koy o tarafta ise oraya tıklayacağız. Burası Marmaris bölgesi. Marmaris bölgesine tıkladık. Bakalım orada ne gibi detaylar verecek bize. Sayfanın açılmasını bekliyoruz. Bakın Marmaris bölgesindeki detay verdiği koyları gösteriyor gördüğünüz gibi. Burada örnek olarak kadırga koyunu inceleyelim. Diğer adı çaycağız koyu. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi Koy hakkında bilgi veriyor. Bakın koordinatları, harita numarası, Marmaris Körfezi'nin batısında üzerinde fener bulunan diye koyu anlatıyor. Koy ağzı temizdir. Girişte e, nerelere demir atabileceğinizi, ne tarafına kıçtan kara olabileceğinizi anlatıyor. Aynı şey ayrıca altta da gördüğünüz gibi Navionics detay haritasını görüyoruz. Ve koyun harika drone ile çekilmiş videosunu da izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet koyun gerçek görüntüsü bu. Ee, önü açık deniz, ee, solugan alıyor maalesef ama durgun havalarda gayet güzel. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ee, gitmek istediğiniz koyun görüntülerine ne tarafına, doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine, ne tarafa demirlenir, dip yapısı nasıldır, e, kıçtan kara olacaksak ne tarafta olacağız, alargada ne tarafta kalabiliriz gibi Harika bilgiler ve gördüğünüz gibi fotoğraflar da mevcut. Ee, yani bir seyir planlarken hangi koylara gideyim diye düşündüğünüzde e, daha önceki videolarımda Ahmet Boratav'ın kitabını anlatmıştım. Ee, inceleyebilirsiniz Aynı ona benzer, e, çok sade, e, güzel bilgiler veren bir site. Yine devam ediyoruz. Yeşilova körfezi mesela, yani Bozburun taraflarının olduğu körfez burası. Yeşilova körfezinde e, güzel vakit geçirebileceğimiz yine burada koyları kırmızı şekilde işaretli gösteriyor. Ayaca koyu tıkladık, bakalım neler varmış bu koyda? Gördüğünüz gibi ortaca burnunun hemen kuzey kısa, ağzı güneye açık geniş bir koydur. Kuzey ve batı rüzgarlara kapalı olan koy güney rüzgarlarına açıktır demiş. Ve yine dip yapısı bakın nerelere demir atılır, nerede alargada kalınır anlatıyor size burada. Koyun yine Navionics görüntüsü. Burada zoomlayabiliyorsunuz veya daha geniş açıdan görebiliyorsunuz. Yine koyun videosu mevcut gördüğünüz gibi gerçekten harika rehber niteliğinde e, bir internet sitesi. Seyir planlamanızı yaparken e, havanın durumuna, koyun durumuna göre yine buradan e, tercihlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca keşfe başla yerine orada gördüğünüz gibi mesela direkt bölge de seçebiliyorsunuz. Harita üzerinden tıklamak yerine eee buradan bölge mesela nereyi İzmir'i seçtik. Yine aynı şekilde burada Körfez seçebiliyorsunuz. Bakın Dikili Körfezi, İzmir Körfezi, Sakız Boğazı gibi. Dikili Körfezi'ni seçtik. Dikili Körfezi'ndeki koyları gösteriyor bize. Üstüne tıklayarak yine direkt açabileceğiniz gibi yan taraftan Koy isimleri içinden e, istediğinizi seçebiliyorsunuz. Eski Foça'yı seçtik mesela. Bakın gördüğünüz gibi yine Eski Foça hakkında size bilgiler veriyor. Foça, fok Marina, telefon numarası var, koordinatlar, harita numarası yine bölgenin mevcut. E, size burada yine Navionics görüntüsü ve video görüntüleri ve fotoğraflarla bilgiler veriyor. Aşağıda bakın imkanlar neler olan imkanları da tıkladığınızda görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum yakıt 15 mil içerisinde bulunamadı diyor. Tabi burada bilgi de girilmemiş olabilir. Çok doğru bilgi olmayabilir. Sahil güvenlik telefonu, sağlık hizmetlerinin telefonu, bakın sağlık ocağı, doktor gibi hepsinin telefon numaraları mevcut. Hani bu tarz imkanlar ve bilgiler de görebiliyorsunuz. Çekek yeri yine 15 mil içinde bulunamadı diyor. Market 15 mil içinde bulunamadı. Demek ki girilmiş bilgiler yok. Yani orada market olmaması mümkün değil. Muhtemelen girilmemiştir. Haberler bölümü var. Sitenin üst tarafında en sağda. E, haberlere tıkladığınızda gördüğünüz gibi denizcilikle ilgili e, haberleri görebiliyorsunuz. Merak ettiğiniz olan haberin detaylarına ve videolarına erişmek için tıklayabiliyorsunuz. Türkiye'ye tıkladığımız zaman Burada da evet Türkiye'nin özelliklerinden bahsediyor, ülkemizin e, güzel ülkemizin özelliklerini anlatıyor burada. Tarihi yerler, bakın bu da yine gideceğiniz koylarda da e, ne gibi tarihi nereler var, hem onu görebiliyorsunuz. Sadece koylar değil, karada da e, tarihi yerleri size burada işaretliyor gördüğünüz gibi. Hani burada ne yapabilirsiniz? Teknemle ben bir koya gideceğim ama oranın tarihini de göreyim. E, o tarihi hakkında da bilgi alayım dediğinizde e, burada bu şekilde de bakabilirsiniz. Bakın altta da zaten nereler tarihi e, isim isim belirtmiş. Tıkladığınızda da direkt görebiliyorsunuz. Biz yine şeyden örnek alalım. Marmaris kör, körfezi içerisinde e, turuncun hemen e, Yakınında Amos var. Ee, tekneyle de gidilebiliyor. Bakın ne demiş? Kuzeybatısında Asarcık Tepesi'nden ulaşılır. Yani Amos'a gittiğinizde hemen e, tepeden ulaşabiliyorsunuz. Amfiteyatro, tapınak, he heykel, kaidelerden oluşur demiş. Marinalara bastığımız zaman da arkadaşlar yine internet sitesinin üst tarafında <laughs> burada da marinaların yerlerini ve konumlarını görüyoruz. Nereye gideceksek o bölgede hangi marinalar var? Buradan görebiliyoruz. Mesela Datça Burnu'na gideceksek Karyos Marina tıkladığımız zaman marinanın özelliklerini burada görebiliyoruz. Yine marinanın e, havaya mesela me melteme açık bir aranda kurulmuş güvenli bir marinadır diyor. Mevki olarak rüzgar alan ve genelde dalgalı bir yerdir. Ama önünde dalga kıran olduğu için, mendirek olduğu için e, şiddetli havalarda bile içeride rahatsızlık vermiyor. Son aldığım bilgiye göre mesela bu marinada hep yer bulunur deniyordu. E, çok fazla hani e, sabit tekne olmadığı söyleniyordu ama... Maalesef sanırım burası da bu marina da e, doluluk yaşıyormuş arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir marina sıkıntısı oluşmaya başladı ülkemizde. Evet gördüğünüz gibi e, Coast Guide gerçekten e, sıkıldığınız zaman bile açıp bakıp bilgi edinebileceğiniz harika bir site arkadaşlar. Size tavsiye ediyorum. Bugünkü videomuzda arkadaşlar e, Cost Guide TR'yi inceledik. Gördüğünüz gibi gerçekten e, hem harika bir rehber niteliğinde bir internet sitesi hem de e, merak edip baktığınızda bile e, birçok bilgi edinebileceğiniz e, merakınızı giderecek harika bir internet sitesi. Bunun gibi e, gerek internet siteleri gerek telefon uygulamaları keşfettikçe, öğrendikçe e, ben de size anlatmaya gayret edeceğim. Sizlerin de bildiği siteler veya telefon uygulamaları varsa lütfen yorumlarda yazın. Onları da inceleyelim. Burada herkesi bilgilendirelim. Kendinize çok iyi bakın. Maviliklerle kalın. Hoşçakalın.